Merhaba, ben Eren Ünal. Opis Turkey olarak ASP Otomasyon bünyesinde Kepler'in Türkiye'de distribütörünü yürütmekteyiz. Bu bağlamda proje, satış, teknik destek ve eğitim hizmetleri veriyoruz. Bugün de sizlere demo setimiz üzerinden Kepler'in OPC çözümlerini uygulamalı bir şekilde göstermeye çalışacağız. İlk olarak Modbus'la bir Schneider PLC'ye bağlanmayı deneyeceğiz. İsterseniz beraber şimdi uygulamaya geçelim. İlk önce demo setimizden bahsedeyim. Elimizde bir adet Schneider M340 model bir PLC var. Buradan PT100'den sıcaklık bilgisini alıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Sadece bir tane sinyal dönüştürücüden bu sıcaklık bilgisini analog input olarak PLC'ye bağladık. Buradan da bir access point vasıtasıyla bilgisayarımıza aktarıyoruz. Kablosuz bir network kullanıyoruz. Bir modem vasıtasıyla hem bu access point ile PLC'miz hem de bizim OPC server'ımızın kurulu olduğu bilgisayar aynı network'te birleşiyor. Dilerseniz CAP Server X tarafında nasıl yapıyoruz bu işlemi oraya geçelim. CAP Server X'te ilk olarak bir kanal eklememiz gerekiyor. Kanal eklemenin anlamı cihazın hangi dilde konuştuğu, hangi protokolü desteklediğini CAP Server X'e anlatmamız aslında. Kanal eklemek için tıklıyorum. İlk olarak bir isim vermemiz gerekiyor. Burada dilediğiniz ismi verebilirsiniz. Bizim Schneider PLC'miz var. Schneider dedim. İkinci olarak driver seçmemizi istiyor. Bu aşamada işte cihaz hangi protokolü destekliyorsa ona uygun bir driver seçimi gerekiyor. Gördüğünüz gibi uzun bir liste var. Yaklaşık 150 tane driver'ımız var. Bunlarla binlerce farklı cihaza bağlanabiliyoruz. Schneider PLC Modbus TCP/IP Ethernet protokolünü destekliyor. Cihazın hangi protokolü desteklediğini bilmemiz gerekiyor bu aşamada. Daha sonra next diyorum. İkinci aşamada işte sanal network'ünüz var mı gibi bazı sorular karşımıza çıkıyor. Bunları default olarak bırakabilirsiniz. Yine bilgisayarda veya işletmede birkaç tane network varsa cihaz hangi network'te bulunuyorsa ona ait adaptörü seçmemiz gerekiyor. Bunu default olarak geçtim. Yine yazma ve okuma sırasıyla alakalı bir optimizasyon ayarı var. Yine default bırakıyoruz. İşte normal gelmeyen değerlerin gösterimi ile alakalı bir ayar. Burası da default. 502 Modbus'un port numarası. Bu da default numara. Geçtik ve finish. Aslında sadece Modbus TCP/IP Ethernet driver'ını seçmiş olduk bu aşamada. İkinci olarak cihaz eklemi var. Burada da cihazımızın ID ya da IP adresini belirtmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde bir isim veriyorum. M340. Devam ediyoruz. Modbus haberleşmesi yapacağız ve burada ID'yi soruyor. Ethernet haberleşmesi olduğu için IP adresi giriyorum. Bu aşamada da cihazın IP adresini bilmeniz gerekiyor. Konfigürasyonu yapabilmeniz için. Devam ettim. Burada da tarama zamanlarını kim belirlesin? Bu soruluyor. İşte OPC client yazılım mı veya işte bizim kendi server'ımız mı belirlesin gibi ayarlar var. Default ayar client'a bırakıyor bu taramaları. Biz de öyle yaptık. Bir sonraki seçenek timeout ayarları, bağlantı ayarları. Buraları da default bırakıyorum. Devam ediyorum. 502 yine aynı Modbus'un port numarası. Adresleme ile alakalı bazı ayarlar var. Modbus çok yaygın bir protokol. Binlerce cihaz var belki de destekleyen ve mesela bazılarında adresler sıfır tabanlı, bazılarında birden başlıyor. Burada ona göre seçiminizi yapmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde byte order'ları değiştirmeniz gerektiğinde de bu ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Bir okumada kaç register okuyacağız? Default olarak 32. Bu şekilde biz de bırakıyoruz. Aynı şekilde elinizde bir export dosyası varsa Modbus projesine ilişkin, buradan import ederek tagleri kendiniz oluşturabiliyorsunuz otomatikman. Burayı da bırakıyorum ve finish. Burada da aslında sadece IP adresi girmiş oldum. Üçüncü aşama tag ekleme. Yani cihazın içinde hangi adreste hangi veri var, biz hangileriyle haberleşmek istiyoruz onu belirtmemiz gerekiyor. Tag eklemek için tıkladım ve mesela biz sıcaklık okuyacağız Modbus tarafından. İsmini verdim. Üçüncü olarak bilmemiz gereken bu değerin hangi adreste olduğu. Bu adresi girdikten sonra check etme şansınız var ve data tipini kendisi atadı.
Yine Modbus'la alakalı adresleri bilmiyorsanız bu adres yapıları da ilgili bilgilendirmeler mevcut. İşte sıfırlar, binler, 3000'ler, 4000'ler ve buralarda hangi data tipleri kullanılıyor hepsini görebiliyorsunuz. Bu sırada client access'i değiştirebiliyorsunuz. Yani bu tag'i sadece okuma yapabilsin veya hem okuma hem yazma işlemi yapabilsin seçimini yapabiliyorsunuz. Ve OK dediğim zaman adresimiz değişti. OK dediğimizde de tag'i oluşturmuş olduk. Şimdi OPC Server aslında şu anda hazır. Konfigürasyon bitmiş durumda. Ama gidip cihaza sorgu atmıyor. Neden? Çünkü pasif bir haberleşme yapıyor. Bir client ona gelip sorgu atmadığı sürece OPC Server da cihaza sormuyor. Dolayısıyla bize bir client lazım. Onun için de Kepler'in uygulama içinde gelen ufak bir test skadası var. İsmi Quick Client. Ona tıklıyorum. Burada sadece haberleşmemiz doğru mu? Şu an haberleşebiliyor muyuz? Onu görebiliyoruz. Görsel bir arayüz yok. Evet, gördüğünüz gibi şu anda sıcaklığımız 22'ymiş. Burada okuyabildiğimiz şeyler değer. İşte bu değerin en son ne zaman güncellendiği ve bağlantı kalitesi. Burada da kaç defa güncelleme yapıldığı gösteriliyor. Mesela biz çakmağımızla ısıtalım. Sensörümüzün ucunu bakalım. Sıcaklık değeri nasıl değişecek? Evet, gördüğünüz gibi ısıttığımızda anlık olarak sıcaklık değerini OPC Server tarafında görebiliyoruz. Yine Modbus protokolü ile yapabileceğiniz bir başka bağlantı çeşidi de seri bağlantılar. Modbus RTU ve Modbus ASCII, Modbus'un seri protokolleri. Mesela bizim setimizde bir enerji analizörü var. Şu şekilde analizör ve analizörden seri Ethernet dönüşümü yapıp modeme giriyoruz ve buradan da OPC Server'ımızla haberleşmeyi gerçekleştiriyoruz. Çalışan bir motor var. Buradan gelen bilgileri ve şebekedeki bilgileri bize aktarıyor bu analizör. Bunun bağlantısını nasıl yapıyoruz? Hemen gösterelim. Yine Modbus RTU driver'ını seçmemiz gerekiyor. Aşağı yukarı bütün driver'larda aynı adımlar. Kanal ekleme, device ekleme ve tag ekleme. RTU seri driver'ını seçtikten sonra ikinci bir seçim. Bu aşamada başka bir seçime, evet, ikinci bir seçim yapmanız gerekiyor. Ethernet Encapsulation denilen bir fiziksel bağlantı seçeneği. Yani burada cihazımızla direkt seri porttan bağlanmayacağız, Ethernet'e dönüştürüp öyle bağlanacağız şeklinde bunu OPC Server'da konfigüre etmeniz gerekiyor. Daha sonra ikinci aşama cihaz ekleme. Burada seri ID'yi girdikten sonra sadece gateway'in IP adresini belirtiyorsunuz ve OK diyoruz. Üçüncü aşama tag ekleme. Bütün analizörlerin register listleri internetten erişilebilir halde bu listelere bakarak kendiniz tagleri oluşturabilirsiniz. Biz de tagleri oluşturduk ve Quick Client'tan şu an bu tagleri beraber okuyalım isterseniz. Evet. Şu şekilde gördüğünüz gibi buradaki bütün değerler şu an analizörden gelmekte ve Ethernet haberleşmesi yapıyoruz aslında. Seri Ethernet dönüşümü. Bu şekilde işletmedeki analizörlerden gelen bilgileri tek bir platformda toplayıp buradan SCADA gibi OPC client'lara sunabilirsiniz. Teşekkürler.